işkenceyi kendileri için bir yol seçenlere, vatandaşın ekmeğine el uzatanlara, hakkı hukuku çiğneyenlere bir başlangıç uyarısıdır. Gerekirse 45 milyonu da meydanlardan yürüteceğiz. Neden Milliyetçi Hareket Partisi? Türk milleti yeryüzünün en şerefli, en saf, en temiz milletlerinden birisidir. Ancak iyi yönetilmediği için bugün geçmişteki azametinden yoksundur. Milletimizin büyüklüğünün şuurunda olan Türk milliyetçileri onu tarihteki şerefli yerine tekrar oturtmak için milliyetçi felsefe ve dünya görüşü etrafında birleşmişlerdir. Bu birlik Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk'ün özünden doğmuş bir harekettir. Türk'ün özünü yüksek ve gelişmiş büyük Türk kültürü oluşturur. Türk kültürü Türk diline, Türk tarihine, Türk'ün dini olan İslamiyet'e, Türk sanatına, Türk dünya görüşüne ve Türk töresine bağlılıkla yaşatılabilir. Ziya Yılmaz Bilen, Milliyetçi Hareket Partisi üyesiyim şu anda. Daha önce çeşitli kademelerinde görev yaptım. Ticaretle uğraşıyorum. 1978 yılında Türkiye'de yanılmıyorsam 42. Cumhuriyet Hükümeti'nin Ecevit Başkanlığı'nda kurulduğu zaman ciddi bir sol kadrolaşma oldu. Bütün okulların idarelerine o gün itibariyle sol düşünceye sahip insanlar atandı. Ve gerek bütün dünyadaki gerilim, Doğu-Batı blokları arasındaki gerilim, gerekse Türkiye'deki gelişen olaylar zirve yaptığı yıllardan bahsediyoruz. 78'de Ecevit Hükümeti ile beraber öğrenciler okullardan, sağ düşünceli, milliyetçi, ülkücü öğrenciler okullardan atıldı. Ve bir başka okula girme şansı da Türkiye genelinde pek mümkün olmadı. O günlerde ben Kastamonu, Tosya ilçesinde Ülkücü Gençlik Derneği Başkanı'ydım. Ve okul idarecileri ile iyi ilişkilerimiz vardı. O sebeple başka şehirlerden, okullardan atılmış öğrenciler bir şekilde bize geliyordu. Genel merkezinde bu konuda malumatı vardı. Çok sayıda arkadaşımız gelmiş ve Tosya'da öğrenimlerini devam etme imkanı bulmuşlardı. Onlardan bir tanesi de rahmetli Ali Metin Tokdemir idi. Ali Metin Tokdemir'in Tosya'ya gelişi genel merkezden aramışlar ve bir arkadaşımız geliyor, ilgilenin demişlerdi. Biz de diğer arkadaşlarımız gibi biri geldiğini varsaydık. O uzaktan geldiği için Aydın'dan Ankara'ya, Ankara'dan Tosya'ya gelmiş. Peki ben ocağın adresi falan yok mu, nasıl bulacağım demiş genel merkezde. Onlar da demişler ki sen Tosya'ya gidiyorsun, otobüsten indiğin zaman dilediğine sor demişler. Otobüsten inmiş ve Ülkücü Gençlikler'in ilk rastladığı bir gence Ülkücü Gençlik Derneği'ni biliyor musun demiş. O da biliyorum, buyurun ben sizi getireyim demiş. Ocağın önüne kadar bu arkadaş getirmiş. Oraya kadar refakat ettiği için onun da ülkücü olduğunu düşünmüş ve demiş ki arkadaşım gel istersen çıkalım. Benim şimdilik bir işim var, müsaade edin demiş oraya kadar refakat eden. Sonra yukarı çıktı. Ben de ocaktaydım, ilk o zaman gördüm. Yani 1978 ikinci yarı yıl. Sonra Tosya Lisesi'ne kayıt yaptırdık. Ve Tosya Lisesi'nde öğrencilik hayatı başladı.
İlk gün burada farklı düşünceye sahip insanlar var mı diye sorduğunda işte diyorlar şu arkadaş devrimci diye birini gösteriyorlar. Bir bakıyor ki onu ocağa kadar getiren. Olamaz böyle diyor. Çünkü o günlerde artık hayat hakkı verilmediği bir süreç yaşanıyor. Olağanüstü silahlı mücadelenin, çatışmaların olduğu, saldırıların olduğu, her gün birden fazla ülküdaşımızın şehit olduğu, polis, jandarmanın şehit olduğu bir dönem yaşıyoruz. Böyle bir dönemde devrimci birinin ülkücü gençliklerinin kapısına kadar getirmesi metini derinden etkilemişti. Bunu anlatış sebebim şu. Türk gençliği gerektiğinde birbirini anlaması halinde birlikte olabileceğini görebildiği bir olay olarak yıllarca metin bunun üzerinde çok durmuş ve birçok yerde defaten anlatmıştır bunu bir hatıra olarak. Çünkü o zamanlarda semtlerin bile paylaşıldığı bir süreçten bahsediyoruz. Önceleri zorlanıyordum. Ali Metin Tokdemir kim diye sorulduğunda anlatmakta zorlanıyordum. Ama şimdi zorlanmıyorum. Ali Metin Tokdemir kimdir? Ali Metin Tokdemir ülkücüdür. Açın, bakın, okuyun, araştırın. Ülkücü kim? Ülkücü nedir? Ülkücü nasıl yaşaması gereklidir? Ülkücü olaylar karşısında nasıl cevaplar verebilir? Nasıl etkiler, tepkiler ortaya koyabilir? Ülkücü budur. Bunun için ülkücülüğü, tarifini ve ülkücülüğü okumanız yeterli oluyor. Ya da ülkücü kimdir dediğinizde de Ali Metin Tokdemir'i okumanız gerekiyor. Ali Metin Tokdemir'le yıl 1980 yılı, 79-80 eğitim öğretim yılında Tosya'ya, Tosya Lisesi'ne kayıt yaptırıyor. O arada Ocak'ta. Ben 12 Eylül harekatından önce de 1,5 ay önce Tosya Endüstri Meslek Lisesi'ne greve başlamıştım. Teknisyen olarak başlamıştım. Ali Metin Bey'le o süreçte görüştük, tanıştık. Kendisiyle ilgili anlatılacak çok şey var ama herkes anlatmış. Malum o günkü yıllarda ülkücü gençlerin okuması çok zordu. Ve Tosya'ya tahsisnameyle gelip, Tosya Lisesi'nden de tekrar tahsisnameyle gittiğini biliyorum. Ali Metin Bey'le ilgili ufak bir hatırasını Mustafa Mola kardeşimiz aktardı. Biraz önce telefonla görüştüm kendisiyle. Tosya'ya geldiğinde okula kayıt yaptırmak için fotoğraf çektirmesi gerekiyor. Ancak fotoğraf çektirebilmek için sakal tıraşı olması gerekiyor. Mustafa Mola kardeşimiz berbere götürecek, cebinde para yok. Ali Metin de cebinde para yok. Mustafa Mola kardeşimiz bir jilet alıyor. Ali Metin Tokdemir'i tıraş ediyor kendisi. Bu anekdot aslında ülkücü gençlerin o günkü durumunu çok güzel ifade ediyor. 1977 veya 78 senesinde ben Ülke Ocakları Genel Merkezi'nde teşkilat başkanı görevini yaparken Ege bölgesinin de sorumluluğunu o günkü şartlarda bize vermişlerdi. Muhsin Yazıcıoğlu da genel başkandı zannedersem. Ben Aydın'da tanıştım. Aydın'da daha bu ortaokul talebesi veya lise 1'e gidiyordu yani. Ya ortaokul son ya da lise 1'e gidiyordu. Aydın'da bunu Tahsin Serttaş diye bizim Ülke Ocakları Başkanı eniştesi vardı. Aydın'ın başkanıydı. Mehmet'ini oradan tanırım. Daha sonraki süreçte işte Aydın'a gidip geldikçe devamlı eniştesi de Ülke Ocakları Başkanı olunca orada görüştük. Böyle ele avuca sığmayan çocukluğunda ve gençliğinde de ele avuca sığmayan, çok iyi konuşan, efendim yaşından daha üstünde bir vizyona sahip olan, background'a sahip olan bir gencimizdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Adı Metin, soyadı Tokdemir'di.
adı gibi Metin, soyadı gibi de dünya nimetlerine tok bir bizim örnek kişi olarak göstereceğimiz ülküdaşlarımızdan bir tanesiydi kendisi. Ben müziğe ilk işte ihtilal sonrasında müzik çalışmalarına başladığımda rahmetliyle buluştuk. Eskişehir'de okuyordu üniversiteyi. Daha sonra işte Ankara'ya Gençlik Kültür Sanat Ocakları Genel Başkanlığı görevini aldıktan sonra da zaten hep birlikte gittik. Şimdi özellikle şunu belirtmek istiyorum. Rahmetli Metin için imkansızlık diye bir şey yoktu. Kararlı, azimli, samimi her şeyden önce öyle bir halet ruhiyesi vardı. Diyeceksiniz ki Kaya Hocam bunu niye söylüyorsunuz? Kendisi Gençlik Kültür Sanat Ocakları Genel Başkanı olmasına rağmen bir makam aracı yoktu mesela. Konferanslara ve gittiği yerlere otobüslere biner giderdi. Benim kullandığım o zaman bir işte yıl 90 iken işte modeli 80 olan bir arabamız vardı. Konserle konferansı ya da o ziyaretleri birlikte ayarlar. Ben konser verirdim, o konferansı verirdi. Böylelikle yol işleri yürütmeye çalışırdık. Bir anımı anlatmak istiyorum. İşte Kayseri'de Zafer Kurultayı var. Bir gün önce gittik. İşte Zafer Kurultayı'nı bitirdik. Bitirdikten sonra akabinde Aksaray'da bir konserim var. Rahmetli de o konserde hem konuşma yapacak Türkiye gündemiyle ilgili. Birlikte yola çıktık. Kulakları çınlasın. Seyyid Ahmet Sılay da var. O zaman Sosyal Faaliyetler Başkanlığımızı yürütüyor. Şimdi arka arkaya 2, 3, 4, 5 program olunca aracı da ben kullanıyordum. Yorgunluk tabi. Bunu bildiği için rahmetli sürekli konuşurduk. Sürekli anlatırdı. Şiirler okurdu, destanları anlatırdı, onun hikayeleri anlatırdı. İnanın 2, 3 gün boyunca dağarcığında o kadar çok ezberi vardı ki, o kadar çok kitaplar okurdu ki, 3 gün boyunca hiç boş durmadık. Hep anlattı, hep dinledi, çok şeylerinden faydalandı. Rahmetli Ali Metin Tokdemir Başkanımız, bizim Ülkü Ocakları Genel Başkanımızı yaptı bildiğimiz gibi. Onu herkes, ben de dahil herkesin bildiği temel özelliği vefakar olması, fedakar olması. Yani bununla ilgili tabii anlatılacak çok şey var, çok meseleler var, yaşadığı şeyler var. Bütün hayatını ülke ocaklarına, ülkücü harekete adamış bir değerli bir başkanımızdı. Allah rahmet eylesin, Allah mekanı cennet eylesin. Biz hala onun sözünü kendimize düstur ediniyoruz. İşte ahde vefasızlık imansızlıktır diye. Biz eşimize, dostumuza, dava arkadaşlarımıza bakarken hep onun sözüyle bunu ölçü alarak bakmaya çalışıyoruz. Bizim için böyle bir anlamı vardı. Allah mekanı cennet eylesin. Hala onun hikayeleri, onun hayatı anlatılarak genç arkadaşlarımız şey buluyorlar, moral buluyorlar, işte bir mücadele azmi buluyorlar kendilerinde. Yani vefatından sonra bile hizmeti ülkücü harekete, Türk milletine devam eden bir ağabeyimiz, başkanımız, Allah mekanını cennet eylesin diyorum. Birer birer rahmete göçen yiğitler bağrındaki en büyük yaraydı. Kimi çok yakındı, kimi uzak ama hepsi kardeşiydi. Ülkücü olmanın şeref ve haysiyetini yaşarken rahmete göçen ülkü güllerini bakın nasıl anlatıyordu. Ve onlar dünya tarihinde müstesna bir yer teşkil ettiler. İslami hareketlerin içerisinde, hatta dünyadaki bütün mücadelelerin içerisinde en genç öğler şerefini kazandılar. O arkadaşlarımız ki mühendis olacaklardı, doktor olacaklardı, avukat olacaklardı. Onlar da çoluğa çocuğa karışacaklar, onlar da desteğe deste on binlikler kazanacaklardı. Ama
vatanımın uğrunda ha ekmek yemişim ha kurşun diyerek Allah yolunda ölüme en büyük şeref, korkaklığa en büyük şerefsizlik diyerek ölüme seve seve koştular. Mevlana'nın düğün gecesi demesi gibi ölümü kabullendiler. Ve şehitlerle hareketimiz büyüdü. Şehitlerle birlikte, o toprağa verdiğimiz aziz şehitlerimizle birlikte 20 bin tane gazimiz, ülkücünün Allah yolunda, vatan yolunda çektiği çilenin acı bir numunesini oluşturdular. Tabii benim Metin'i gördüğüm yıllar lise öğrencisi olduğu yıllar. Daha sonra Metin Tosya ve ilerleyen yıllarda Eskişehir'de eğitimini gördü. Daha sonra birçok arkadaşımızın daha yakından tanıdığı, Türkiye'ye mal olan bir isim oldu. Benim gördüğüm yıllar başlangıcı itibariyle, yani bu yıl itibariyle de yaklaşık olarak 40 yıl. 40 sene önceden bahsediyoruz. Lise öğrencisi bir Metin Tokdemir hakkında ne söylersiniz dediğinizde birçok tabii ki gündelik hatıralarımız var. Ama ben ana hatlarıyla başlıklar halinde şunu söyleyebilirim. Metin insana saygıyı esas almış bir insandı. Muhatabı kim olursa olsun onu bir şekilde sevdiğini hissettirir ve gerçekten de kalben severdi. İşte o yüzden tanıştığı herkes tarafından çok sevilirdi. İlerleyen yıllarda vefatına kadar da belki de camiamızda en çok sevilen en önde isimleri sayılabileceklerin arasına o yüzden girdi. Yani karşısındakini severdi. Karşısındakiler de onu severdi. İkinci, o günlerden gösterdiği en önemli özelliği sadakatti. Hiçbir konuyu olumsuz bir şekilde ele almazdı. Yani inandığı değerlerle ilgili söylüyorum tabii hiçbir konu derken. İnandığı değerler olumsuz tarafından ümitsizlik ifade edecek boyutlarıyla değil, geleceği çok rahat kucaklayabileceğine inanarak inançlarına inanılmaz bir sadakati vardı. Üçüncü bir özelliği de Metin Tokdemir deyince aklıma gelen vazgeçme duygusu. Yani hani şair diyor ya, delikanlım sen de vazgeçebilirsin anadan, yardan, serden diye. Metin Tokdemir bunların hepsinden davası için vazgeçmeyi her anında hissettiren bir insan. Yani gerek o lise çağlarında tanıdığım Metin ve gerekse daha sonraki görevlerinde, çünkü İlerleyen zaman diliminde Ülke Ocakları Genel Merkezi'nde görev yaparken ben de parti genel merkezinde MYK üyesi, genel başkan yardımcısı sıfatlarıyla görev yapmıştım. O süreçte de Metin'le çok yakın ilişkilerimiz olmuştu. Lisede gördüğüm Metin, daha sonra görev üstlendiği, sorumluluk üstlendiği dönemlerde de her şeyden vazgeçmeye her an hazır bir Metin. Ali Metin Tokdemir'in kardeşi olmak bana göre elbette ki büyük bir ayrıcalık. Ama bu ayrıcalık çok zor bir ayrıcalık. Çünkü şöyle hareket etmem gerekiyor. Hani adım attığınızda ülkücü olarak adım atıyorsunuz. İnsan olarak adım atıyorsunuz. Bir de diyorsunuz ya ben Ali Metin Tokdemir'in kardeşim, biraz daha dikkatli olmalıyım diye. O anlamda elbette ki bize bir sorumluluk yüklüyor. Ama şöyle de bir şey yüklüyor tabii ki. Ali Metin Tokdemir'in kardeşiyim. Aynı evde yetiştik. Aramız 2 yaş fark vardı. Ama Ali Metin Tokdemir o 2 yaş değil, sanki aramızda 100 yaş fark varmışçasına
bir duruş, bir olgunluk ve bir araştırma ve bir okuma içerisindeydi. Yetişmek mümkün değildi. Ama elbette ki Ali Metin Tokdemir'in kardeşi olmanın şu günlerde şöyle bir tesellisi var. Yokluğun en büyük teselli, hani Mustafa Yıldız Doğan diyor ya, yeşerdiğin günler yeşerde bak Tokdemir diye. Bu gençliği görmek, o gençliğin bugünlere gelmesinde, yani bu hareketin bugünlere gelmesinde Ali Metin Tokdemir'in de alın terinin olduğunu bilmek elbette ki Ali Metin Tokdemir'in kardeşi olarak bir ayrıcalıktır. Ancak Ali Metin Tokdemir Tosya'dan ayrıldıktan sonra, 12 Eylül'den sonra Tosya'daki siyasi parti seçimlerinde sürekli Çetin Bey'le beraber, kardeşi Çetin Bey'le beraber veya yalnız her seçim döneminde Tosya'ya çalışmaya geldi. Benim dönemde de geldi, 94'te öyle hatırlıyorum. Allah ondan razı olsun. Daha sonraki süreçte bu Aydın'da okuldan atıldı benim bildiğim ve Tosya'ya gitti. Tosya'da herhalde liseyi Tosya'da bitirdi. O Tosya'da okulu bitirdiğinde zaten ara koptu çünkü aradan 6 sene sonra, 7 sene sonra görüştük. Biz cezaevine girdik 1980 yılında. Biz Mama Gaskeri cezaevinden tahliye olduk aradan 6 sene geçtikten sonra. 6 sene sonra dışarı çıktığımızda da Metin işte şeyi bitirmiş, işte liseyi falan bitirmiş, üniversite talebesiydi herhalde o zaman. Biz Ülke Ocakları Genel Merkezi olarak kurultay yapamamıştık. Yani Ülke Ocakları darbeyle birlikte kapatılmış. Daha doğrusu Ülke Ocakları kapatılmış, Ülkücü Gençlik Derneği kurulmuştu. Ülkücü Gençlik Derneği'ne kapatılmış, yerine Ülke Yolu Derneği kurulmuştu. Ülke Yolu Derneği de, yani bugünkü Ülke Ocakları'nın misyonunu gerçekleştiren Ülke Yolu Derneği de kongresini yapamadan darbe olmuştu. 12 Eylül darbesi. 12 Eylül darbesi olunca kongresiz kaldı ve en son genel başkan da bendim. Cezaevinden sonra 1987 yılında Sezenler Sokak'ta Suat Başaran'a biz kendi aramızda bir tören yaptık ve Suat Başaran'ın Ülke Ocakları Genel Başkanı olarak görevi ben devrettim. 7 sene sonra. O görevi devrettikten sonra da Ali Metin Tokdemir de oradaydı, yönetimdeydi. O zamandan itibaren tanırım. İşte beraber çalışıyorlardı. İşte daha sonra da Ülke Ocakları'nın başına geldi, genel başkanı oldu. Ve elim bir kaza sonucu kaybettik. Allah rahmetiyle muamele etsin. Alçak gönüllü, hoşgörüsü çoktu. Bir şey kafasına koyduğu zaman yapmaya çalışırdı. Engel falan öyle yok, işte imkansızız, paramız yok, pulumuz yok, şu yok, bu yok. Öyle bir bahanelerin gerisine sığınmazdı asla. Böyle bir yapıdaydı rahmetli Metin Tokdemir. Onunla birlikte bir defasında yine hatıraları aktarmak istiyorum. Rahmetli Garip Ozan'ımız vardı. Rahmetli Metin Tokdemir Gümüşhane'den milletvekili adayımızdı. Bir seçim müziğiyle ilgili bir çalışmamız oldu. O çalışmamızda işte stüdyoda okumaları yapacak kendi sesinden. Niçin Milliyetçi Hareket Partisi, niçin Gümüşhane, bunları anlatacaktı. Kendi sesinden okudu. Neden Milliyetçi Hareket Partisi? Türk milleti yeryüzünün en şerefli, en saf, en temiz milletlerinden birisidir. Ancak iyi yönetilmediği için bugün geçmişteki azametinden yoksundur. Milletimizin büyüklüğünün şuurunda olan Türk milliyetçileri onu tarihteki şerefli yerine tekrar oturtmak için milliyetçi felsefe ve dünya görüşü etrafında birleşmişlerdir. Bu birlik Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk'ün özünden doğmuş bir harekettir. Türk'ün özünü yüksek ve gelişmiş büyük Türk kültürü oluşturur. Türk kültürü, Türk diline, Türk tarihine, Türk'ün dini olan İslamiyet'e, Türk sanatına, Türk dünya görüşüne ve Türk töresine bağlılıkla yaşatılabilir.
Metin'in ses tonundan başlayın, kelime hazinesinden hitap gücüne kadar, vücut dilini kullanmasına kadar gerçekten fevkalade bir hatipti. O yüzden Türkiye'nin dört bir köşesine erişmeye çalışan, koşan, bildiklerini anlatmaya çalışan, böyle gayretli fedakarın ötesinde tek kelimeyle bir fedai. 1982 yılında Deniz Ülke Ocakları Başkanıyım. Ayrılıklar yeni yaşanmış ve Ülke Ocakları Başkanlığım sırasında bir konferans düzenledim. Konuşmacı abim Ali Metin Tokdemir. Konferansı yaptık, bitirdik. Ülke Ocakları odasında, başkan odasında abimle konuşuyoruz. Dedi Çetin, ben bir yengeni arayayım dedi. Nerede telefon var dedi, ankesörlü telefon. Ocağın telefonun önünü uzattım. Dedim ki abi işte telefon. Baktı bana. Dedi ki ben yengeni arayacağım diyorum. Sen bana ocağın telefonunu uzatıyorsun. Oğlum bu beytul maldır dedi. Sen yoksa özel işlerin için gerektiğinde ocağın telefonu mu kullanıyorsun dedi. Hayır diyemedim, evet diyemedim, kaldım. Ülkücülüğümden utandım bir andır o. Ve konferansa geldiği yerde, Ülke Ocakları'nda, Ülke Ocakları'nın telefonunu kullanmayıp sokağa çıktık. Sokakta bir ankesörlü telefonla yengemi aradı. Ali Metin Tokdemir budur işte. Ali Metin Tokdemir kim? Bana göre anlatılmaz diyorum. Anlatılmaz. Çünkü onun hayatı, onun şeyi, o kısa döneme sığdırdığı o büyük bir şey nasıl anlatırsınız ki? Yani 50-60 yaşlarına gelmiş bizler onun yaşadığı o hayatı yaşamamışız. O yüzden anlatılması zor derken onu anlatmaya çalışıyorum. Düzgün bir hayatı vardı. Düz ve düzgün. Allah ondan razı olsun. Yani o yıllar bir yokluk yılları diyelim. Yani ülkücü hareketin o yıllar yokluk yılları, o yıllardan evvelki yıllar da ülkücü hareketin gördüğü zulüm yıllarıdır. Yani o yıllarda Ali Metin Tokdemir'in genel başkan olduğu yıllarda ülkücülere yapılan bir zulüm yoktur. Ama ondan diyelim ki 5-6 sene evvel, daha eski 12 Eylül'ün evvelsi de ülkücülere yapılan bir zulüm vardır. Yani bu şehit olan ülkücüler vardır. Cezaevlerinde zulmedilen ülkücüler vardır. İşkence hanelerinde can veren ülkücüler vardır. Ülkücülerin çektiği zulüm, işkence ve eziyet 12 Eylül öncesidir. 12 Eylül öncesi ülkücülere büyük zulüm edilmiştir. Ama ülkücüler devletine küsmemiştir. Devletine sırtını çevirmemiştir ve ülkücülerin devleti ebed müddet diye bir fikri vardır. 12 Eylül sonrasıki süreçte ülkücüler cezaevinde bulunan ülkücüler yine zulmü çekmeye devam etmişlerdir. Yani 12 Eylül darbesinden sonra cezaevlerine toplananlara cezaevinde de işkenceler devam etmiştir. Ama dışarıdaki arkadaşlarımızın yokluk yılıdır. Varlık yılı değildir. Yani bugünkü Ülke Ocakları Genel Merkezi ile o günkü Ülke Ocakları Genel Merkezi'ni mukayese ettiğimizde o günkü yıllar yokluk yıllardır. Yani kıt kanaat, para bulunmuyor, araba bulunmuyor, efendim daha teşkilatları kurmak daha zor. Öyle sıkıntılı bir sürece girmişler. O sıkıntılı süreçte de işte dediğiniz gibi dergi çıkarılıyordu. Bizim Ocak dergisini Sezenler Sokak'ta çıkarıyorlardı. O dergiyle kitlelere ulaşılmaya çalışılıyordu. Yokluk yıllarıydı. O yokluk yıllarında neler yapılabilir, neler yapılamazdı mücadelesini vermiştir. Ha şimdi elhamdülillah çok şükür bugün Ülke Ocakları Genel Merkezi'nin yeri, yurdu, binası, efendim dergisi, herhangi bir sıkıntısı olmayan yönetimi gayet güzel. Ve ülkücülere herhangi bir zulüm söz konusu değildir. Ülkücülere herhangi bir haksızlık söz konusu değildir. Milliyetçi Hareket Partisi ülkücülere yapılan bir efendim herhangi bir eziyet söz konusu değildir. Bu Allah gördüğümüzden geri bırakmasın. Yani bunu ayırdığımız zaman bir 12 Eylül öncesi yapılan mücadele var. Bir 12 Eylül sonrasının işte bugünümüze kadar diyelim ki işte 2000'li yıllara kadar 99'a kadar süre etse ülkücü hareketin yokluk yılları var. Yani imkanlarının az olduğu yıllar var. Bir de şimdi elhamdülillah sıkıntımızın herhangi bir sıkıntımızın olmadığı yıllar var. O günkü şartlarda Ali Metin Tokdemir kendi kişisel becerisi kabiliyetiyle birçok şeyleri yapmaya çalıştığına şahit olduk. Zaten diyorum ya ben çocukken tanıdım onu. Yani Aydın'da işte ya ortaokul son sınıftaydı ya lise 1'di gördüğümüzde. O zamandan cevval bir çocuktu. Ve işte rahmet rahmana kavuştu. Yani, inşallah
Rabbim ona cennetin en güzel köşesinden bir yeri vermiştir. Ali Metin Tokdemir'in hatırası için yazdım, vefatından sonra yazdım bir şiir bu Hazin Güç. Bir hikmeti vardır sual olunmaz. Yiğidin ölümü zamansız olur. İçim yanar lakin karşı gelinmez. Azrail sorgusuz amansız olur. Gün çekilir gece döner, yıldız yanar içim yanar. Bir sitemim var feleğe söylesem el alem kınar. Hikayen gözümde öyle tüter ki kahrolaydım bir göreydim yeter ki. Metin abim gider artık kim der ki Kelkit'in dağları dumansız olur. Dağlar dumandan geçilmez, karlar kalkmaz, yol açılmaz. Hasret yaktı da bağrımı kırık kanatla uçulmaz. Sen derdin ki unutmak tükenmektir. Ben diyeyim imanından dönmektir. Hakkı yüceltenin dini gerçektir. Ahde vefasızlar imansız olur. Aman yollar, eğri yollar, doğru muydu geçen yıllar? Hem tükettik hem tükendik, garip işler, garip haller. Yüreğimi sardım bir al bayrağa, ayaz değdi dalımdaki yaprağa. Bir yiğidi elleriyle toprağa, verenlerin derdi dermansız olur. Yağmur, hor görme korkumu, felek dağıttı çarkımı, dilimi kana döndürdü, ağıt eyledi türkümü. Metin abim neden hiç gün görmedik, şu dünyanın sefasını sürmedik, bir yüce dağ mıydık hiç yeşermedik, karlı dağlar çayır, çimensiz olur. Gölge düşer, ay dolanır, bir yel eser, su bulanır, neden bizi dost ve düşman hazin öykülerle tanır. Dünyaya sebepli geldim, amenna, bayrağını teslim aldım, amenna. Ben seni öz abim bildim, amenna, sevdanın soylusu gümansız olur. Say ki bu dünyada yalnızım, ne bir oğlum ne bir kızım. Ve bu sevda şu hayata tek mührümüz olsun bizim, tek imzamız olsun bizim. Mesela ben çocuktum, işte çelik çomak oynuyordum, top oynuyordum, billi oynuyordum, saklambaç oynuyordum, körbe oynuyordum. Ama Ali Metin Tokdemir benden 2 yaş büyük olmasına rağmen bir bakıyordum ki o zamanın tabiriyle koca koca kalın bıyıklı bıyıklı adamlarla Fransız ihtilalini konuşuyordu. Ben... Bırakın Fransız ihtilalini, ülkücülüğü, milliyetçiliği, daha yaratılış gayemi okumamışım. Daha yaratılış gayemi bilmiyorum. Niçin yaratılmışım onu bilmiyorum. Ama benden 2 yaş büyük bir insan, koca koca adamlarla daha ilkokul çağlarında, yani çocukluk çağlarında Fransız ihtilalinden bahsediyor ve Fransız ihtilalini konuşurken karşısındaki adamları bastırıyordu. Gün olmuş. Bir parça ekmeği yurttaşlarıyla birlikte paylaşmış, gün olmuş, maddi imkanlar yetmediği için otobüsle ziyaretlerini yurttaşlarıyla bir araya gelmesi için gerçekleştirmişti. Birçok kişinin davayı bırakıp farklı yollara tevessül ettiği dönemlerde o teşkilatını ve inandığı davayı asla bırakmamış, hiçbir makam ve mevki için peşkeş çekmemiştir. Ahde vefanın imandandır sözüyle kutlu bir hatıramayı bizlere miras bırakan değerli büyüğümüz Ali Metin Tokdemir'i rahmet ve minnetle yad ediyorum. Cenab-ı Allah rahmet eylesin, yattığı yer nur gölü olsun. Şimdi ben gündelik konulara çağrışım yapacak bir ifade kullanmak istemem. Bunlardan uzak durmak isterim. Ama maalesef ideolojik hareketler veya siyasi hareketler her zaman çok farklı kişilikleri çatısı altında barındırabiliyor. Ve bu farklı kişiliklerin içerisinde de zaman zaman çıkarını başka düşüncelerinin önüne geçirebilen veya nefsini, enaniyetini, egosunu öne çıkarma durumuyla karşı karşıya kalan insanlarımıza şahit oluyoruz. Ve en acı tablo da bu oluyor. Metin böyle bir tabloda hiçbir zaman yer almadı. O sadece samimiyet diye ifade edilen, o sihirli kelimeyi bütün hücrelerinde hisseden bir insandı. İşte o yüzden ülkücü hareket var olduğu müddetçe Ali Metin Tokdemir'in ismi var olur. Çünkü hareketin bizatihi vaaz ettiği özellikler bunlar. Bizim hareketimiz sadakati vaaz eder. O metinde vardı.
Ki Hulefai Raşidin dediğimiz, biliyorsunuz, dört büyük halifemiz var. Bu dört büyük halife dört önemli özelliğiyle ön plana çıkmıştır. Bunlardan bir tanesi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'dır. Ona Sıddık denmiştir. Sadakatte timsalleşmiştir. Ülkücü hareketin içerisinde sadakatte timsalleşmiş insanlara örnek verilmesi gerekirse onun ismi Metin Tokdemir ismidir. Veya Hazreti Ömer radıyallahu anh, adalet, Ömer-i Adil deniyor. Ülkücü hareketin içerisinde adaletten bahsedilirse, inanın yemek yemeye parası yokken cebinde ne varsa onu paylaşır. Ağlayarak şahit olduğum bir kısım olayları biliyorum. Yani gerçekten adil. Üçüncüsü, Hazreti Osman radıyallahu anh için Zinnureyn, yani nur sahibi, ilim sahibi, bilgi sahibi olarak adlandırılır. Ülkücü hareketin içerisinde en çok kitap okuyanlardan biridir Metin Tokdemir. O sadece okurdu. Okuduğunu anlamaya çalışır, anladığını da anlatmaya çalışırdı. Buna defalarca, yıllar boyunca müstakilen birçok örnekleriyle şahit olduk. Dördüncüsü de cesaret. Yani Hazreti Ali radıyallahu anh için cesaretin timsali olarak bilinen o peygamberimizin Ehl-i Beyt'in önemli ismi için nasıl cesaret timsalleşmişse bu özellik de metinde vardı. Bir gün arkadaşların bir vesileyle yolunu kesmiş bir grup ve bizim arkadaşlarımıza bir saldırı şey yaparken bir ateşli silah, yani tabanca çekiyorlar karşı gruptan. Metin bütün arkadaşlarını geride bırakarak silahın üzerine yürüyor. Ve hatta silahın elinde tutan adamın elinden alıyor silahı. Hem cesareti hem de becerisi itibariyle bir kahraman gibi bahsedilir. O dönemde orada o olaya şahit olan arkadaşlar tarafından yıllarca anlatılır. Sonuçta demin saymaya çalıştığım her birimizde birer veya belki ikişer özelliği olan o güzel özelliklerin dördü de Metin'de vardı. Rahmetli Metin'i anlatacağımız vakit her şeyden önce ideal, hani diyorlar ya, örnek alınması gereken kişi, örnek insan, her yönüyle ama. Burada ben özellikle ülkücü gençliğe şunu özellikle söylemek istiyorum. Eğer örnek alınacaksa rahmetli Metin Tokdemir'i örnek alın. Çünkü onun hep dünyası teşkilatıyla ilgiliydi. Asla teşkilatının dışında olmadı. Görevi bıraktıktan sonra da hep bir ayağı teşkilatındaydı. Hep teşkilatının yanındaydı. Bu çok önemli. En önemli özelliklerden bir tanesi, teşkilat, lider, doktrin her şeyin üstündeydi. Hatta düğününde dahi nikah şahidi rahmetli başbuğumuz teşkilat gereği masada oturma, yani onun biliyorsunuz usullen masada oturup imzayı atması gerekiyor. Ama o teşkilatın aldığı usul, edep, ülkücü terbiyenin gereği ayakta başbuğun yanında esas duruştaydı. Şimdi böyle bir yapıdaydı rahmetli. Onun için hep her yerde de anlatıyorum, örnek alınması gereken kişi. Bir diğer özelliği de rahmetlinin okumaya çok önem verirdi. Bir evin neredeyse üçte ikisi kitaplarla doluydu. Şeyde. Yanından hiç kitap eksik etmezdi. Sanki dersin hani insanlar şimdi cep telefonu kullanıyorlar ya, hiç eksik olmuyor ya. Rahmetlinin de yanında
kitap eksik olmazdı. Her fırsatta kitap okurdu. Okuduklarını da hemen aktarır, anlatma zorunluluğunu hissederdi. Yine rahmetli Metin'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de şu. O her zaman başladığı bir işi bitirirdi. Yarım bırakmaz. O zaman rahmetli görevi aldığında tahmin ediyorum Türkiye genelinde bizim ocak sayısı 15 diye hatırladığım kadarıyla o hızlı bir çalışmayla 350'ye çıkarmıştı. Biraz zor anlatılır diyorum. Her şeyiyle bütündü. Yani manevi ve o farklı bir hadise. Parayla işi yoktu kısacası. Bana göre Ali Metin Tokdemir'in çok fazla ticaretle şeyle ilişkisi olmayan. Ömrünü bu davaya adamış. O 36 yıllık ömrü. 36 yıllık kısa ömrünü bu davaya adamış. Özellikle bu camianın içerisinde olan, Allah davasının yolcusu olan ülküdaşlarıma, ülkücü gençliğe, eğer bir ülkücü model insan görmek, tanımak, onun hayatını kendi hayatınızda yansıtmak isterseniz rahmetli Metin Tokdemir'i iyi anlayın, onun düşüncelerine iyi sahip çıkın, onun davranışlarıyla kendinizde hemhal olun derim. Büyük ideallerin, büyük hedeflerin peşinde koşan insanlar önce vazgeçmeyi bilen insanlardır veya vazgeçmeyi bilmek durumunda olan insanlardır. Geriye dönük tarihimize baktığımız zaman büyük zaferleri kazananlar değil çoluğundan, çocuğundan, yerinden, yurdundan, işinden, ekmeğinden, hayatlarından vazgeçmeyi bildikleri için zafere ulaşmışlardır. En son, en popüler mevcut gençliğimizin de birliği Çanakkale. Çanakkale'de canlarından vazgeçmeyi bilmeselerdi o zafer olmazdı. Benim bildiğim Metin Tokdemir'de ülkücü hareketin vaaz ettiği hedeflere ulaşabilmek uğruna her şeyinden her an vazgeçen biriydi. Ölünceye kadar hiç tereddüt etmedi. Onun için ruhu şad olsun. O ve onun gibi bu kutsal davaya inanan, ahirete irtihal etmiş hepsinin Rabbim mekanını cennet eylesin. Ali Metin Tokdemir demek çileyle yorulmuş bir hayat demektir. Ali Metin Tokdemir demek kararlılık demektir. Ali Metin Tokdemir demek dik duruş demektir. Ali Metin Tokdemir demek milliyetçi Türkiye demektir. Ali Metin Tokdemir demek hissiyat, fikriyat ve teşkilat demektir. Ali Metin Tokdemir demek yitirilmemiş umut demektir. Ali Metin Tokdemir demek rüzgarı bekleyen bir bayrak demektir. Bak. Ali Metin Tokdemir demek baştan aşağıya maneviyat demektir. Ali Metin Tokdemir demek cesaret demektir. Ali Metin Tokdemir demek yürek demektir. Ali Metin Tokdemir demek Turan demektir. Ali Metin Tokdemir demek Eskişehir demektir. Ali Metin Tokdemir demek düzen, nizam, intizam demektir. Ali Metin Tokdemir demek yılmamak, yıkılmamak, başarmak demektir. Ali Metin Tokdemir demek Edirne'den Kars'a milli şuur demektir. Ali Metin Tokdemir demek kadife eldiven içerisinde demirden yumruk, mazluma Yunus, zalime Yavuz, kahpe düzene baş kaldırış demektir. Ne mümkün? Biz unutsak bile tarihin tanıkları unutmaz. Unutanları da Allah affetmez. Bıçak gibi ayazlar, buz kesmiş duvarlar, karanlık ve izbe zindanlar, okula, yurda, şehitliğe açılan yollar,
koşar adım gidilen kaldırımlar, Hakk'a uğradığımız cami avluları ilelebet hatırlar. Onlar zurt bakıştı, aslan yürekli, kartal pençeli idiler. Şehadeti millet uğruna gözlerini kırpmadan tercih ettiler. Hak yoluna, Hakk'ın yoluna hepimizden evvel gittiler. Adını anamadıklarımız bizleri affetsinler, haklarını helal etsinler. Saymakla tükenmez, anlatmakla bitmez, kelimeler kifaya çekmez. Sen vuslata